Geçmişten bu yana takımlarımız Avrupa'da inişli ve çıkışlı performanslar gösteriyor. Ancak bu dönemleri inceleyecek olursak, dikkati çeken ilk şeyler kötü hakem kararları ve eleme turlarında karşımıza rakip gelen turnuvanın en güçlü takımları. Bu iki durum Avrupa'da takımlarımız için bölüm sonu canavarı oluyor. Takımlarımız sürekli bu durumu yaşar oldu. Ancak UEFA ülkeler sıralamasında direkt rakiplerimiz için bu durum geçerli değil gibi duruyor. Peki UEFA bunu Türk takımlarının önünü kesmek için bilerek mi yapıyor? Gelin hep birlikte bu varsayıma bakalım. Bizim takımlarımızın canı Avrupa kupalarında defalarca yandı. Kimi zaman küçük ve ciddiye alınmayan bir rakip yüzünden, kimi zaman çok güçlü bir rakipten, kimi zaman hakemlerin lakayt ve kötü yönetimleri yüzünden. Bu yaşadığımız durumların hepsi emekleri içe saydırabiliyor. Ama en kötüsü de oyuncuların verdiği mücadeleden sonra hakemin maçı kötü yönetmesi ve kötü kararlar vermesidir. Bizim sürekli yaşadığımız bir olay bu. UEFA ise genellikle bizim yaşadığımız bu kötü tecrübelere tepki vermeyi bıraksın, maçlarımızı kötü yöneten hakemlere ödül bile vermişti. Yani UEFA'nın bizim maçlarımız konusunda büyük bir ilgisizliği söz konusu. Aynı zamanda bir de kura durumu var. Nedense bizim takımlarımız bulunduğu kuralarda genelde en güçlü takımları seçer. Sürekli büyük takımların gelmesi sadece şanstan kaynaklanamıyor bizce. Şimdi bu kura olayına detaylıca bakalım. UEFA herhangi bir Türk takımının karşısında, gruplarda ve ilerleyen turlarda adeta önüne taş koymak istercesine en güçlü takımı seçiyor. Şimdi tamamen şans diyenler olabilir. Tabii ki şans faktörü de bu işin içinde. Ama bu kadar tesadüf acaba dedirtiyor. Bahsettiğimiz kura olayına örnekle bakalım. Özellikle 2010 sonrası kurallara bakacağız. 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden Galatasaray'ın karşısında tıpkı 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde turnuvanın en güçlü takımlarından olan Real Madrid geliyor. Büyük hakem hatalarının olduğu turu temsilcimiz kaybediyor. Bundan bir sene sonra ise Trabzonspor, tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'ni lider bitirerek gruptan çıkmıştı. Ancak son 32 turunda eşleştiği takım kim mi? İtalya'yı o yıllarda silip süpüren, yıllar sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne kalan Juventus. Yine kura şaşırtmıyor ve takımımız en güçlü rakibi seçiyor turnuvada. Kura ile birlikte Trabzonspor'un gücü zaten Juventus'a yetmiyor, son 32 turunda iyi bir Avrupa serüveninde turnuvaya veda ediyor. Sadece bir sezon sonra ise yine Trabzonspor, turnuvadaki en güçlü takımlardan olan Napoli ile eşleşiyor son 32 turunda. 2 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'nden gelen ve turnuvanın favorisi gözüken takımı seçmesi Trabzonspor için gerçekten büyük şans olmuş. Aynı sezondayız. Bu sefer sıra Beşiktaş'ta. Beşiktaş o sezon çok iyi bir Avrupa Ligi grup serüveni geçirip Tottenham'ın olduğu grubu lider bitirmişti. Ama bir sonraki tur yine birçok dişimize göre rakibin olduğu yerde karşısına Şampiyonlar Ligi'nden elenen Liverpool geliyor. Beşiktaş her ne kadar zorlu bir rakip de gelse karşısına Liverpool'u eliyor seni. Sıra Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş'ın başrolde bulunduğu 2017-2018 sezonuna geçelim. Temsilcimiz rekor kırarak tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştı. Son 16 turuna geldiğimizde ise Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz korkunçtu. Bayern Münih. Burası Şampiyonlar Ligi. Her rakip tehlikelidir diye düşünsek de yine de birçok dişimize göre rakip vardı. Sonuç olarak Bayern Münih, Beşiktaş'ın Avrupa'da belki de en iyi sezonlarından birinde temsilcimizi rahatça elemişti. 2021-2022 sezonda ise bu sefer sıra Galatasaray'da. Grubunu namağlup bitiren temsilcimiz, o yıl ne hikmetse 20 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne düşen ve oranın bir numaralı favorisi gösterilen Barcelona ile eşleşiyor. Korukor geçen maçlar sonrasında maalesef eleniyor temsilcimiz Barcelona'ya. Bir de geçtiğimiz sezona bakalım. Geçtiğimiz sezon ise tarihinde ilk defa Avrupa grubunu lider bitiren ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmıştı. Bu ligde son 16 turu kura çekiminde birçok takım vardı Sivasspor seviyesinde. Ancak kurada yine en güçlüsünü seçiyoruz. Turnuvada final oynayacak olan Fiorentina. Sonuç olarak Fiorentina ile eşleşmemiz sonucunda turnuvaya son 16 turunda veda ediyoruz. Bu takımlar haricinde sürekli eşleştiğimiz Sevilla, Manchester United, Paris Saint-Germain, Benfica ve zorlu grup kurallarından bahsetmiyorum bile. Tabii ki bir UEFA turnuvasındaysanız güçlü takım illaki olacaktır. Ancak ilk eleme turlarından itibaren bu takımların gelmesi ilerleme konusunda bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Eğer kura şansınız da varsa turnuvalarda iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ancak bizim takımlarımız gibi asla bir kura şansınız yoksa son 32 ya da son 16 turunda çeyrek final bile görmeden eleniyorsunuz. Bu yıllarda UEFA ülkeler sıralamasında direkt altımızda olan Yunanistan, Avusturya, Çekya takımlarının eşleştiği takımlara da detaylı bakınca insan acaba diyebiliyor. Çünkü biz Liverpool, Juventus gibi takımlarla oynarken onlar Gent, Dnipro, Şerif gibi takımlarla oynuyordu. Diğer sezonlarda da durumlar zaten az çok aynı. Ancak bize göre daha az güçlü takımlarla oynadıkları kesin gibi. Zaten bu kurallar sonucunda birçok kişi topların hileli olduğunu bile iddia etmişti. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter bile bu konu hakkında toplarda hile olmadığını garanti edemem demişti.
FIFA'da durum böyleyse UEFA'da da durum böyledir diye düşünebiliyorsunuz. Her şekilde bu kurallar düşündürücü. Kura olaylarını geçip UEFA'nın takımlarımızı çıldırttığı bir de başka konu var. Hakem faciaları. Avrupa'da Türk takımlarının maçlarında çok fazla hakem hataları olduğundan bahsedebiliriz. 2010 yılı sonrası en akılda kalıcı ve canımızı yakan hakem hatalarına bakalım. Öncelikle 2012-2013 sezonuna gidiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bernabeu'daki Real Madrid Galatasaray maçı. Maçın 28. dakikasında Real Madrid'de oyuncu tarafından net bir elle oynama olsa da hakem bunu es geçiyor. Ama esas olay 77. dakikada Burak Yılmaz ve Sergio Ramos'un yaşadığı penaltı pozisyonu. Pozisyon net bir şekilde faul gözüküyor ve penaltı olması lazım. Hakem burada penaltı vermeyi bıraksın, Burak'a sarı kart gösterdi ve cezalı duruma düşmesini sağladı. Maç tüm bu hatalarla 3-0 Real Madrid lehine bitti ve tur ilk maçtan neredeyse gitti. Belki de burada bir takımın kaderiyle oynandı diyebiliriz. Geçelim 2015-2016 sezonuna. Meşhur Ivan Bebekli Braga maçı. Fenerbahçe o sene çok iyi bir kadro kurmuştu ve Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarındandı. Son 16 turunda oynadıkları Braga maçının da ilk ayağını kazanmıştı takım. İkinci maçta ise ilk hata 11. dakikada Braga oyuncusu Ahmet Aslan'ın Fenerbahçe ağlarına gönderdiği net offside golüyle başladı. İlk yarının sonlarında teknik direktör Vitor Pereira tribünlere gönderildi. Hakem buna rağmen bir de penaltı olmamasına rağmen Braga'ya penaltı verdi. Fenerbahçe Ivan Bebek'in bu skandal yönetiminden 3 kırmızı kart gördü. Tüm bunlarla birlikte takım maçı 4-1 kaybetti ve son 16 turunda belki de rahat bir şekilde eleyebileceği Braga'ya elendi. UEFA ise maçın ardından Ivan Bebek'i bu kötü yönetimi dolayısıyla UEFA Elit kategoriden çıkardı. Beşiktaş'ta Avrupa Kupalarında hakemlerden nasibini alanlardan. Dinamo Kiev deplasmanında galibiyet yetecekken maçtan 6-0 ayrılan Beşiktaş için skordan çok hakemin tutumu rezaletti. Beşiktaş aleyhine verilen penaltı ve kartlar maçın skoruna çok büyük ölçüde etki etmiş ve takımımız Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Daha yakın bir zamana gidelim. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında da bir skandal yaşandı. Ancak bu hakem skandalı maç içerisinde değil dışındaydı. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Vebo'ya ırkçı ifadelerde bulunmuştu. Yaptığı bu ırkçı ifadeyle büyük bir ceza alması beklenen hakem yalnızca bir ay sonra yeşil sahalara dönmüştü. Bu da skandal bir durumdu. Bu tarz pek çok örnek olsa da bu hakemlerin bize karşı olan kötü tutumu adeta önümüze engel koydu. Bu senelerde takımlarımız finansal olarak çok büyük katılımlar yapmıştı. Hakemler hata yapar durumu sadece takımlarımızın maçlarında geçerli olmamalı. Takımlarımız aslında iyisine kötüsüne bakmadan tüm bu rakiplerle dişe diş mücadele etmeli ve sonuna kadar maçı kazanmak için uğraşmalı. Bazen bu mücadeleyi uygulasak da uygulamadığımız zaman rakip güçlü gelmiş ya da zayıf gelmiş fark etmiyor. Eğer rakibi ciddiye almazsak zaten eleniyoruz. Kendimize rakip bile görmediğimiz, ciddiye almadığımız birçok takıma karşı birçok facia yaşamıştık zaten geçmişte. Güçlü rakipmiş, kuraymış, hakemmiş. Hiç fark etmez. Ne olursa olsun mücadele etmemiz gerekiyor. Sağ içi ve dışı, ne olursa olsun. Son zamanlarda ise ekiplerimizin artık sosyal medyada Avrupa'nın zirvesinde olması takımlarımıza olan ilgiyi arttırdı. Bu sebeple UEFA hakem ve diğer kararlarda Türkiye'yi her zamankinden daha çok önemsiyor diyebiliriz. UEFA Michel Platini döneminde bize biraz daha soğuk gözükürken Cefer'in başkanlığı sonrası ise aramız biraz daha yakınlaştı UEFA ile. Şampiyonlar Ligi finali, Süper Kupa ve Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği süreci Cefer'in döneminde gerçekleşti. Tüm bunlarla birlikte çok masum bir federasyonda değil zaten kendileri. Geçmişten bu yana başkanlarının usulsüzlükleri yüzünden birçok kere yargılandığı biliniyor. Kura konusunda titreşimli toplar, uzaktan kumandalı toplar, ev sahipliğinde rüşvet, usulsüzlük gibi birçok yargılanma süreci de yaşamıştı burası. Yani bahsettiğimiz bu varsayımlar sadece laftan ibaret olmayabilir. Ancak bu sezon takımlarımızın böyle büyük bir finansal risk aldığı yerde hiçbiri Avrupa Kupalarında hakem hatası kabul etmeyecektir.